Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosuna geçmeden önce her zamanki gibi, hatta ezberlediğiniz gibi, eğer videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz, abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bugünün videosuna geçmeden önce bir duyurum var aslında. Biliyorsunuz yeni bir kanal açtım ama kanaldaki videolar bilmiyorum YouTube tarafından önerilmediği için mi yoksa sevilmediği için mi çok fazla izlenmedi. O yüzden o kanalın konseptini değiştireceğim. Birazcık daha böyle eğlenceli içerikler çekmek istiyorum. Daha çok dırın dırın tadında olacak. Biliyorsunuz dırın dırın videolarını. Cumartesi günü de bu konseptin ilk videosunu orada yayınlayacağım. Orada artık hep güleceğiz İlkay. Aynen. Buna karar verdim. Orada hep gülme. Burada biraz gülme, biraz hüzünlenme. Aynen, bu şekilde devam edecek. Şimdi bugünün videosuna geçiyorum. Merhaba Asiyeciğim, ben Filiz. Canım kardeşim, seni çok sevdiğim bilmeni isterim. Bana çok huzur veren bir tarafım var. Ben 48 yaşındayım Asiyeciğim. Şimdi Asiyeciğim, öyle bir şey yaşıyorum ki sana nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Tabi derler ya, herkesin derdi kendine büyük gelirmiş. Belki kimse benim derdimle dertlenmeyecek ama bu benim için büyük bir dert. Kocam Kadir'le biz aşık olarak evlendik. Hala da Allah var, aşığız birbirimize. Çok şükür. Biz çocukluk aşkıydık. 19 dedim mi evlendik. Benim ilk çocuğum Kerem tam bir yıl sonra, ben 20'li yaşlarımın ortasındayken doğdu. Ardından Kerem'im 2 yaşındayken kızım Esin dünyaya geldi. Tabii o zamanlar 2 çocuk yetiştirmek çok önemli. Zaman, alan ve hassasiyet isteyen bir süreçti. Kadir'le ben çocuklarımızın üzerine titredik. Onlara vereceğimiz para, mal, mülk yoktu. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için çalıştık, durduk, okuttuk. Çok şükür ikisi de hayatlarını kurma ve kurtarma yolunda emin adımlarla gidiyor. Kerem'im Belçika'ya gitti. Hem okul hem de çalışma için. Sonrasında kardeşini de yanına aldı. Onların hayatları çok iyi gidiyor diyebilirim. Kafamızdan tam anlamıyla çıkmasa da yılların verdiği yorgunluk sonrasında bir rahatlıyorsunuz. Sorumlulukların azalması duygusu harika. Derken biz Kadir'imle kaldık kukuman kuşları gibi baş başa. Dedik yılların öcünü alalım, kendimize zaman ayıralım. Sinemasıydı, gezisiydi, etkinliğiydi, her şeye katıldık. Hatta halk evinin musiki kursuna bile yazıldık. Ama evde o ses gitti ya Asiyeciğim, evin tadı tuzu kalmadı. Evde bir ses yok. Anne diye seslenen yok. Masada 2 tabak hep eksik. Çok bocaladık bu yalnızlıkla. Dedik böyle olmayacak. Gittik bir gün barına. Önce Kerem'im için bir köpek sahiplendik. Çok sevdik o oluşumuzu. Sonra baktık ilgilenebiliyoruz. Bir de Esin için sahiplendik. 2 oluşumuz oldu. Ama işte o sessizlik ve yalnızlık korkusu bir türlü geçmedi. Sonra bir gece Kadir'im dedi ki, ya biz yaşlı insanlar değiliz. Bir çocuk daha büyütebiliriz. Neden bundan korkuyoruz ki? Tabii önce karşı çıktım. Çocuğum 20 yaşına geldiğinde 68 yaşında olacaktım. Rabbim ömür verirse. Çocuğumun ninesi gibi durmak istemiyordum. Ama zaman içinde bu fikre o kadar alıştım ki içimde kelebekler uçuşuyordu Asiyeciğim. Güne güzel başlıyordum. Hayal kuruyordum. Hatta bebek mağazalarını geziyordum. Tamam dedik. Oldu bu iş. Ama olmadı. Ben menopoza girdim ve o his var ya, anlatamam. Sanırım beni sadece menopoza girenler anlar. Kendini verimsiz, eksik, yarım hissediyorsunuz. Sanki bu dünyada işiniz bitmiş, artık size ihtiyaç kalmamış gibi. Kadir'im de yıkıldı tabii bu duruma. Çok hazırlamıştı bu fikre kendini ve biz çok mutluyduk. Yine eskisi gibi. Her akşam hayaller kurmaya başlamıştık. Onca yılın ardından bebeğin odasını yapıyorduk. Ona neler alabileceğimizi konuşuyorduk. Nasıl insanlara bunun haberini vereceğimizi planlıyorduk. Cinsiyetini bile günlerce konuştuk ama olmadı. Ve hem kendim hem Kadir ilk defa birbirimize bu kadar koptuk. Bu bize hiç olmamıştı. Artık Kadir eve geç geliyor, gelince hemen yatıyordu. Benimse tadım tuzum yok. Günler aynı sıradanlıkla geçiyor. Bu durumdan nasıl kurtulacağımızı bilmiyorum. Bu menopoz illetini yaşayan ve atlatan kişilerden akıl istiyorum. Bana yardım ederlerse çok sevinirim. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Bu şarkının bu yaş kalbimde telaş. Bir kalbi sakın unutma. Alıcılarınızın sesleriyle oynamayın. Evet. Çünkü o muhteşem sesimle size 2024'ün ilk şarkısını söyleyerek açmış bulunuyorum. Şimdi itirafa gelecek olursak. Gelelim İlkay'cığım. Öncelikle sizi birazcık rahatlatmak istiyorum. Çaylarımızı, kahvelerimizi alalım. Ne? Ciddi bir şey anlatacağım ama. Tamam, bizim yok ama çayımız. Ama bir dakika, ciddi bir şey anlatıyorum. Tamam, peki. Çaylarımızı, kahvelerimizi alalım ve koltuklarımıza kurulalım. Özellikle itirafı yollayan hanımefendinin benim anlatacağım gerçek hikayeyi dinlemesini istiyorum. Hatta kendi kanalımda Top 10 Reenkarnasyon videosunda da buna değindiğimi hatırlıyorum. Size de aynı soruyu soracağım. Tamam. Sanırım Amerikalıydı ama ülkenin bir önemi yok. Bir aile, bir karı, bir koca ve kadıncağız büyük uğraşlardan sonra, uzun bir bekleme süresinden sonra hamile kalıyor. Ve bir öğreniyor ki ikiz. Çok enteresan. İkizleri olacak. Daha sonra ikizler dünyaya geliyor. Bunlar iki dünya güzeli, bir kız çocuğu. Ve kocasıyla beraber hayatlarını bu ikiz kız çocuklarına alıyorlar. Derken bu kız çocukları büyüyor. Fakat elin bir olay yaşanıyor kasabada. Ve bu iki çocuğa, yani ikize aynı anda araba çarpıyor. Ve ikisi de aynı anda orada vefat ediyor. Tabii bunun aile tarafına bakmak lazım, yıkıcı etkilerine. Anneye ve babaya ve belirli bir yaşa gelmiş, 7-8 yaşında diye hatırlıyorum. Birazcık daha büyük olabilirler. Bunu düşünmek lazım. Yani o çocukları büyütüyorsun, büyütüyorsun ve 7-8 yaşında hem de ikiz, iki çocuğun birden kaybediyorsun. Tabii karı ve koca birbirlerine sarılıyorlar. Yani bu acıyı da birbirlerinden kopmak yerine birbirlerine sarılarak üstleniyorlar. Sonra bir şey oluyor. Aradan birkaç yıl geçiyor. Kadın kendini hazır hissediyor. Erkek kendini hazır hissediyor. Evet, biz çocuk yapabiliriz. Bakın travmaya bak. Yani kaybetmek korkusuna bakın. Yani yeni doğacak çocuğun bu anne baba üzerindeki psikolojisini de düşünün. Yani onu da kaybedebilir miyiz korkusu. Hem bununla mücadele ediyorlar, hem kendilerini hazırlıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. 2 tane evladınız gitmiş. Yerine nasıl birini koyacaksınız? Evet. Yerine nasıl başka bir çocuğu koyacaksınız? Derken karar veriyorlar. Ve kadıncağız tekrardan hamile kalıyor. Bakın Tanrı'nın işine. Yine ikiz ve yine bakın ki Tanrı'nın işine yine kız. Derken 2 tane dünya güzeli kız çocuğu dünyaya geliyor. Ve bu çocuklar büyüdükleri zaman içerisinde bir çocuğun söyleyememesi gereken, hatta bir çocuğun anlatmaması gereken şeyler anlatmaya başlıyorlar. 2 kız kardeş de ölen 2 kız kardeşin adlarını söylüyor. Diyor ki ben buyum, ben buyum. Tamam, bunu bilebilirsiniz. Her yerde çerçeveleri var. Anneniz anlatmış olabilir. Babanız anlatmış olabilir. Ama bu çocuklar anne ve babalarının bilmediği bir şeyi yapıyorlar. Gizli bahçeye gömdükleri oyuncaklarını buluyorlar. Sadece anne ve babasının bilebileceği bazı konuşmaları yapıyorlar. Siz bize bunu yapmıştınız. Siz bize şu hediyeyi almıştınız. Ve anneyle babanın özenle sakladığı, bu çocukların görmesini istemediği oyuncakları buluyorlar çatı katında. Çünkü onu hatırlamak istemiyorlar, anladın mı? Yeni bir sayfa açmışlar. Ve 2 kız kardeş de o sahiplendikleri isim gibi, mesela diyelim ki Ece ile Sinem. Ece diyor ki ya bu benim oyuncağım. Önceki hayatında. Diğeri diyor ki bu benim oyuncağım. Hatta oyuncakların onlara nasıl alındığını, nerede alındığını ve nasıl sevindiklerini anlatıyorlar. Derken anneyle baba şunu anlıyor ve bu onları rahatlatıyor. Ölen kızlarımız tekrar bize geri geldi. Şimdi diyeceksin ki bu hikayeyi niye anlattın? Bir dakika. Bu hikayeyi neden anlattın? Ha, der misin lütfen? Bu hikayeyi neden anlattın? Şimdi elimizdekileri sahip olmazsak, yani yaşamımızda bizle yaşamı paylaşanlara sahip olmazsak bu tip bir trajediyle baş başa kalabiliriz. Ben çok basit bir soru soracağım. Bir tanesi Kerem'di, aklımda kaldı. Diğerine... Esin. Heh. Esin. Kerem, şimdi size şöyle bir teklif yapılsa, dese ki tamam bu menopozu ortadan kaldıracağız. Hani ilahi bir teklif yapılıyor size. Size bu menopozu ortadan kaldıracağız ama Kerem'le Esin'i alacağız. Sana yerine 2 tane çocuk vereceğiz. Kabul eder misiniz? Mesela sen eder misin? Edemezsin tabii ki. Edemezsin değil mi? Yani ailenin yaşadığı travma, sahip olduğu şeyi kaybetmesi, daha sonra 2 tane daha çocuk şey yapmaz. Bazen elimizdekilerin yeterli olduğunu düşünmemiz lazım. Aynı Filiz Hanım mıydı? Ha, evet. Filiz Hanım'ın yazdığına istinaden diyorum. Yani Filiz Hanımcığım, elimizdekilerin kıymetini bilmemiz lazım. 2 tane pırlanta gibi çocuğunuz var. 2 tane pırlanta gibi çocuğu büyütmüşsünüz. Belirli bir yaşa getirmişsiniz ve artık onları hayata kazandırmışsınız. Burada bunlara sahip olmamız gerekiyor. Sahip olamadıklarımız için üzülecek çok fazla vaktimiz yok. Sahip olamadıklarımız veya olamayacaklarımız için kendimizi yıpratmanın anlamı da yok. Çünkü onlar sahip olamadıklarımız ve olamayacaklarımız. Bak, bazen sahip olamadıklarımız vardır. Hedef koyarsın. Dersin ki ben 3 yıl içinde bunu başaracağım ve buna sahip olacağım. O başka bir şey. O bir hedef. Ama sahip olamayacağımız ve olmamızın imkanı olmayan şeyler için kendinizi üzmeniz, kendinizi yıpratmanız size eksi zaman olarak gelecek. Sadece zaman kaybedeceksiniz. Belki Kerem'e vereceğiniz sevgiyi sevgiden yiyeceksiniz. Esin miydi? Esin'e vereceğiniz sevgiden yiyeceksiniz. Ve o çocuklar da sizin bu psikolojinizi fark edecekler. Ve onlara da bir yük yüklemiş olacaksınız. Sizi düzeltmeye çalışacak, sizin yanınızda olmaya çalışacak. Çevrenizden kopacaksınız. Hayatınızdan kopacaksınız. Dostlarınız yok mu? Onlardan kopacaksınız. Akrabalarınızdan kopacaksınız. Ve ne olacak? Bu size geri dönecek. Şu anda 48, 10 yıl sonra 58. Evet. Şimdi niye arada bir 10 sene kaybedesiniz ki? Hani bunu Kerem'le geçirmek varken, Esin'le geçirmek varken, sevdiğiniz insanlarla geçirmek varken neden bir eksi 10 yazılsın ki hanemize? Ve 10 sene daha yaşayacağınızın garantisini kim veriyor? Belki bu itiraftan bir hafta sonra vefat edeceksiniz. Allah gecinden versin. Ama bu bir gerçek. Yani 5 yaşında çocuk ölüyor da siz ölmeyecek misiniz? Titanyum musunuz yani siz? Sonsuza kadar kalacak mısınız? Yani özel bir madde misiniz? Belki bir yıl sonra öleceksiniz. Belki 2025'i göremeyeceksiniz. Belki de 2080'i göreceksiniz yani. Dünyanın en uzun ömürlü insanı olacaksınız. Neden harcayasınız ya? Bir bilinmezlik için hayatınızı niye harcıyorsunuz? Bir bilinmezlik için. Çünkü hayat bir bilinmez. Bir ay sonrasını bilemiyoruz. Bir yıl sonrasını bilemiyoruz. 10 yıl sonrasını bilemiyoruz. Biz plan yapıyoruz ama Tanrı gülüyor. Anlatabiliyor muyum? Sen planlarsan ama Tanrı güler. Tamam, sen hep planlayacaksın zaten. Sen zaten hep hedef koyacaksın. Ama şöyle de bir şey var. İlahi dokunuş diye bir şey var. Bazen olmayınca olmaz. Olmazı ne kadar karşıladığınız önemli burada. Evet, ben bu olmazı kabul ediyorum veya hayatıma devam ediyorum. Hayır, ben bu olmazı kabul etmiyorum. Hayatım boyunca ağlayacağım. Ağlayacağım ben. Ben ağlamayı seviyorum. Kocama eziyet edeceğim, çocuklarıma eziyet edeceğim, çevremdekilere eziyet edeceğim. Herkese eziyet edeceğim. Bunun acı. Bir kere empati yaptığımız zaman, işte bu ilk anlattığım hikaye, bir de başka bir hikaye daha anlatayım size. Çok kısa, bir tek bir cümlelik hikaye. Çocuğu olmayanlar ne yapsın genç yaşta? Evet. 2 tane çocuğunuz, sahip olabileceğiniz, anılarınızı çoğaltabileceğiniz, onlarla hayatınızı devam ettirebileceğiniz, Allah uzun ömürler versin, 2 tane çocuğunuz var. Olmayanlar ne yapsın? Uğraşanlar ne yapsın genç yaşta? Bazen empati yaptığımız zaman, kendimizi başka insanlarla kıyasladığımız zaman bulunduğumuz konumu ve durumu anlama lüksüne sahip oluyoruz. Ve bu lükse sahip olduğumuz zaman da bunların çok fazla bir problem olmadığını anlıyoruz. Bak ne güzel. Dünyanın en güzel şeyini yapmışsınız. O barınaklardan 2 tane can kurtarmışsınız. Evet ya. Yani barınaktan hayvan sahiplenmek, yani çok açık konuşacağım, her baba yiğidin harcı değil. Yani çünkü bizde birazcık şekilcilik var. Bu bende de var. Asiye'nin de var. Var, maalesef var. Bizde bir şekilcilik var. Beni neye kattın şimdi? Ya hayır, hepimizde var ya. Bir şekilcilik var. Tamam, ben de... Şaka yapıyorum. Ben de birazcık durumum düzelsin, burada mı kalacağım, yurt dışına mı gideceğim, bu belli olsun. Ben de istiyorum canım, gideyim bir barınaktan bir hayvan, özellikle de bir sakat bir hayvan kurtarayım. Hı. Hani ayağı kopmuştur bilmem ne, çünkü onlar daha da hor görülüyor. Evet. Ama şöyle bir şey var, şekilcilik hepimizde var. Ay cins olsun şekerim. Ay ufak tür olsun şekerim. Ay yeni doğmuş olsun şekerim. Sonra bilmem. Da atıyorlar onu. Sonra da atayım. Hani yazın alayım, yaz sonu atayım falan. Şimdi... Ne kadar güzel bir şey yapmışsınız. 2 tane. Yani bunun karmasını düşünüyorum. 2 tane hayvan kurtarmanın karması. Bir bilsek bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu ve bunun hayatımıza nasıl geri döneceğini bir bilsek, bu mutluluk sadece yeter. Ya belki, yani ben yönlendirmek gibi olmasın, belki bunda da büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. O yüzden sadece bir fikir olarak düşünün. Çocuk da sahiplenme diye bir şey var. Belki de devletin koruyucu aile. Devletin istediği şartları karşılayabiliyorsunuzdur belki. Çok güzel şartlar var çünkü orada. İşte evin olacak, bilmem ne, o çocuklara yaşam alanı sağlayabileceksin. Belli bir gelirin olacak. Bir sizi psikolojik teste sokuyorlar falan vesaire. Belki o kriterleri karşılıyorsunuzdur. Neden bir tane hayatta, orada sizi bekleyen bir çocuğun hayatını değiştirmeyesiniz ki? Belki de o çocuğun kaderi sizle bağlanacak. Ve o çocuk orada tek başına, anne babasız bir şekilde sizi bekliyor olabilir. Bu da bir fikir. Hiçbir olmadı diyelim. Neden kendi hayatınızı kendinize zindan ediyorsunuz? Ne anlamı var ya? Ben de çoğu şeyden mutsuz olabiliyorum. Benim de yıkıldığım noktalar olabiliyor. Benim de psikolojim her zaman size anlattığım veya burada konuştuğum gibiydi ki bundan 15 dakika önce başka bir şeyin mücadelesini veriyordum kafamda. İnsanız çünkü ya. Ah, bravo. İnsanız. Yani insanız. Şimdi ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum Filiz Hanımcığıma. Şöyle size çevireyim mikrofonu. Şimdi birazcık işin karma boyutundan bakmak istiyorum ben. Şimdi cüz'i irade var, bir de külli irade var. Külli iradede hayatımıza gelecek şeylerin kararını biz veremiyoruz. Hı hı. Yani onların sınavını biz veremiyoruz. Mesela bazısı ilk ayında dediği gibi çok çocuk sahibi olmak istiyor ama olamıyor. Ya da belli bir zamanı var, evet, veya hiç olmayabilir. Şimdi onu söyleyecektim. Doğum, ölüm bunlar değiştirilemeyecek şeyler. Aynı zamanda sahip olacağımız çocuk ya da olamayacağımız çocuk. Bunlar daha öncesinde yazılı şeyler olduğu için bazen duyarız mesela etrafımızdan, ya işte çok sürpriz bir hamilelik oldu. İşte korunuyordum ama hamile kaldım. Hatta aldırmayı bile düşünür yani. Ya da bazısı yıllarca uğraşır, çocuğu olmaz. Çünkü yazılmakla alakalı o. O yazılmıştır ya da yazılmamıştır. O yüzden bunda da bir hayır aramak lazım. Tabii, senin mesela dediğin gibi. Pozitif düşünmek lazım. Ya kocanız menopoza gitseydi? Yani menopozun da tabii şimdi burada etkisi var. Hanımefendinin duygularında o yoğun yaşamasında. Çünkü menopozla beraber duygular da bir yoğun yaşanıyor. Benim hallerim var. Aynen yani. Bastılar bana. Regl gibi düşün. Şimdi ne oluyor? Regl olduğu zaman kadınlar o stresini bir şekilde atıyorlar. Mesela regl olduğu zaman kadın daha sinirli oluyor. Daha böyle stresli oluyor. Evet. Ama regl ile beraber atıyor. Menopozda şimdi regl olunmadığı için o stres, o şey tabii ki hormonların değişimi de duyguları da etkiliyor. Ben ondan kaynaklı da olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka bir destek alın. Yani evet, birçok aktivite yapmışsınız kafanızı dağıtmak için. Ama İlkay'ın dediği de bana çok mantıklı geldi. Koruyucu ailelik yapabilirsiniz. Ya da direkt sahiplenebilirsiniz. Evet, ya da sahiplenebilirsiniz. Onların şartları da çok değişik şartları var. Tabii. Herkes de karşılayamıyor. Yani büyük hayaller kurmayın. Yani çünkü bu konuda çok hassaslar. Çok belli bir kriterler haklı olarak bir de sonuçta bir çocuk alıyorsun yani çocuk bu, anlatabiliyor muyum? Hani bir birey olacak büyüdüğü zaman. Orada da bir hayal kırıklığı yaşamanızı istemem. Sadece bir düşünün, bu fikri de düşünün. Ama işin tabii bir de şu boyutu var benim açımdan. Bu dünyaya artık bir çocuk getirmek de gerçekten çok büyük şımarıklık diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın nereye gideceği o kadar karışık ki şu anda. Yani sen mutlu olacaksın diye, bak çok güzel bir şey söyledi. Sen mutlu olacaksın, sen o duyguyu yaşayacaksın diye geliyor o çocuk dünyaya. Yani çünkü dünyanın nereye gideceği gerçekten beni çok endişelendiriyor ve gerçekten korkuyorum. Şu anda çocuk sahibi olmak istemeyenleri de çok iyi anlıyorum. Evet, çünkü evlat gerçekten bir yürek yangını. Her an böyle bir yüreğiniz yangın yeri yani. Bazıları tavuk gibi yumurtluyor yani. 8 tane çocuk, 7 tane çocuk. Ya arkadaş bak, bir tane yetiştir, adam akıllı yetiştir. 2 tane yetiştir, adam akıllı yetiştir. Ya niye tavuk gibi sürekli yumurtluyorsun ya? Ya kadın hayatı boyunca boş kalmıyor ya. Her sene bir çocuk. Yani her sene bir yumurta. İşte hastalıklar, doğal afetler, o bu şu derken tabii ki her anne baba evladını düşünüyor. O yüzden bence ne bileyim, 2 tane evladınız var ya. Allah onlara uzun ömürler versin. Yeter. Fazlası zarar. Evet, siz de bir şekilde. Miras bölünecek. Bir şekilde bu psikolojiden. Şimdi bir de şöyle de bir şey var. Bazen mesela büyük yaştaki çocuklar da istemiyor, biliyor musun, kardeşi olsun. Şimdi düşünsene. Bazen öyle şeyler oluyor. Sizin 2 çocuğa da haksızlık. Kerem'le neydi? Esin. Kerem'le Esin'e de haksızlık. Senin bu çocuk doğdu diyelim. Hani 2020'de hatta bu sene doğdu diyelim. Şimdi bu çocuklar Belçika'da hayat kuruyorlar. Yani şimdi bu çocuklar özlem duymayacak mı kardeşlerine? Evet. Nasıl görmeye gelecekler? Zırt pırt bunları mı görmeye gelecekler? Ve Kerem'le Esin'in arasındaki bağ gibi olmayacak bu kardeşler arasında. Bu çocuk yalnız büyüyecek evde. Evet. Şimdi diğerleri hayat kurma telaşında. Yani bu çok bencillik şekerim. Yani Filiz Hanımcığım, bu şekilde biri destek alın bence. Menopozun verdiği hormonsal etkilerden dolayı da bu bu kadar karamsar olabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka destek alın. Faydasını göreceksinizdir. Bizden bugünlük de bu kadardı. İzleyicilerimizin yorumları da tabii ki çok önemli. Bir de girişte yaptığım o duyuruyla ilgili ne dersiniz? Dırın dırın olur mu? Niye ya? Ya neden öyle yapıyorsun ya? Dırın dırın olur mu ya? Olur bence. Güleriz, eğleniriz orada. Olmaz mı? Olur bence. Gerçekten böyle düşünüyorsun. Ya ben 50-50. Bence olur, eğleniriz ya. Dırın dırınla ya ben eğleniriz. Diyorum sana, vlog çek diyorum. Vlog çekelim ya. Vlog çekmek çok zor bir şey ama. Ne olacak? Ne olacak yani? Taş hadi attın, bir gün vlog. Taş attın, kolun mu yoruldu? Ama onda da bir konu lazım. Çekme. Yani sürekli. Bir şey çekmez zorunda değilsin. Çekme yani, bu kanaldan böyle konuşuyoruz zaten. Çekme yani. Hayır, orada dırın dırın. Burada dırın dırın çektiğim zaman şey oluyor. Başka konsepte girdiğim zaman kızıyorlar. Diyorlar ki burası itiraf kanalı, ne yapıyorsun diyorlar. Ay. O yüzden deneyeceğim ben ya. Bakalım cumartesi günü ne olacak. Sağlıklı olsunlar da. Bizden bugünlük de bu kadardı. Yorumlarınızı yazarsanız tabii ki Filiz Hanım hepsini okuyacaktır. Benim için de yorum yaparsanız, dırın dırın gider mi bu konsepte, yorumlarınızı belirtirseniz mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.